Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün külliyede Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Şimdi hemen Çağla Atlı'ya dönelim. O kabul kaçta gerçekleşiyor? Hatta başladı mı külliyedeki bu programın, kabul programının detayları nedir Çağla Atlı? Seni dinliyoruz. Elin Aslan, o kabul başladı. Yaklaşık dakikalar öncesinde Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ve baş başa görüşme başladı. İkilinin gündemindeki en önemli konu da kuşkusuz 24 Haziran seçimlerine giden süreç. Yarın AK Parti için aslında oldukça önemli bir gün bu süreçte, zira seçim beyannamesi açıklanacak ve 600 milletvekili listede bulunan 600 milletvekili adayları tanıtılacak. Tek tek kürsüye çağrılacak, tanıtılacak. Biraz önce de AK Parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Programın içeriğine ilişkin detaylar da verdi ama o beyanname aslında bu görüşmede ele alınıyor olacak. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde ele alınacak. Tabii beyanname 6 bölümde hazırlandı. Son hazırlıklarda devam ediyor. Yarın ilk kez sloganlar ve bazı seçim müzikleri ilk kez görücüye çıkacak bununla birlikte. Beyannamede de en çok ekonomi başlığının ön planda olacağını görüyoruz. Faiz, enflasyon ve cari açığın düşürülmesi hedefleniyor. Bu maddeler yer alacak. Bununla birlikte adalet, kalkınma, demokrasi, üçye yani yoksulluk, yalan, yolsuzlukla mücadele vurgusu yapılacak yarınki beyannameyle birlikte. Ve bu beyanname Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündeminde, üzerinde son rütuşlar yapılıyor, son düzenlemeler yapılıyor. Her ikisi tarafından tabii ekonomideki dalgalanmanın da ikilinin gündeminde olmasını bekliyoruz. Atılacak adımların değerlendirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunulmasını bekliyoruz. Öte yandan AK Parti 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı siyasi söylem ve iletişim stratejisini de belirledi. Bu bağlamda da bir kılavuz oluşturuldu. O kılavuzda kampanyanın ana hedefi anlatıldı adaylara. Şöyle denildi: 16 yıllık AK Parti iktidarı süresince gerçekleşen reformların altının çizilmesi, yapılan reformların algıda normalleştiği gerçeğinin anlatılması, özellikle son yıllarda başlamış proje yatırımların sonuçlarının bu dönemde alınacağının belirtilmesi, yani ekini ektik, artık hasat vakti mesajı vermek sözleriyle anlatıldı. Ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmalı sorusuna bu kılavuzda yanıt verildi. Şöyle anlatıldı: güçlü hedefleri güçlü bir liderle varılabilir. Liderin hedefleri, söylemi ve karizması arkasından giden kesimlere motivasyon noktasında katkılar sağlar denildi. Mental yorgunluğu yine güçlü bir liderin inancı ve kararlılığıyla aşılabilir ifadeleri kullanıldı ve kılavuzda milletvekili adaylarına vatandaşları can kulağıyla dinleyin, ev ziyaretleri yapın, sosyal medyadan polemiğe girmeyin, gürültü kirliliği yapmayın uyarıları yapıldı bu kılavuz içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da görüşmede işte bu kampanyaya ilişkin detayları, yine görüşmelerini bekliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri yine devam edecek. Saatler 15.30'u gösterdiğinde bu kez de MİT Müsteşarı Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Her ikili bir görüşme gerçekleştirecek yine ve tabii ki bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ihbarının MİT'e gittiğini biliyoruz. Buna Erdoğan'ın MİT'ten geldiğini ve bu haberi MİT'ten aldığını ve gerekli önlemlerin alındığını, ancak Erdoğan'ın kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin biz yolumuza devam edeceğiz sözlerini ifade etmesinin ardından da yine bu konunun gündemde olmasını bekliyoruz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmede, akşam saatlerinde, iftar saatinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri yine devam ediyor olacak. Bu kez de eski milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Onlarla bir iftar yapacak ve kürsüde olmasını bekliyoruz bu programda. Erdoğan'ın da mesajlarını paylaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Helin Aslan. Teşekkür ediyoruz Çağla Atlı. Kolay gelsin diye. Diyelim.